Herkes yanlış kişi arasını satıyor. Her türlü işkenceyi yaparım. Hadi bu kime borcum var? Kime ne yaptım yine amına koyayım ya? Niye kaçırıyorum? Kaçırma demeyelim buna canım. Fazla olur. Dünkü almak dedim. Yani bir süre senden eşlik konuşacağız. Size. Sohbet edeceğiz. Bende var işkence yeteneği abi. Sıkıntı yok. Okey, başlıyoruz. Kalbim bomboş kaldı sanma. Anılar geçer zamanla. Başlıyoruz abi. Geldi benim müzik. Aksiyon müziği. Lanet olsun. İlerle, düz ilerle. Evet, ilerliyorum. Bana güven. Hafif sağ yap. Hafif sağ. Düz git, düz git. Sollu biraz, biraz sollu. Tamam, sol. Biraz sol. Tamam, aşağı gel, aşağı gel. Uçuracağınız onu nereye? Tutun lan. Ölüm bir şey göre. Kaldırın bunu. Ya görmüyor musun ya? Şaka mı geçiyorsun dostum ha? Tamam sakinleş. Dikkatli yürü. Bak dümdüz yürü şimdi dümdüz. Yavaş yavaş. Sakinleş. Derin nefes alır mısın? Hafif sallıyor. Dur. Siz bende kafamı buluyorsunuz dostum ha, bu bir şaka falan mı? Tamam dur sakin ol. Senin alçat boğazını keserim senin. Burundan, tamam mı? Burundan al ağızdan ver bakayım. Birkaç kere. Sakinleş. Daha iyisin değil mi? Evet. Tamam. Canlandırayım mı? Sesini duyabiliyor musun? Evet duyuyorum. Kafanda bir çuvalla. Suyun kenarında. Belki şu an ellerini bağlasam, arkadan bir tekme vursam, hayatında yaşadığın son gün. Ha? Yani nerede ne çalışıyorsun dostum? Niye böyle bir şey yapıyorsun peki? İsmin neydi senin? Brody. Brody Cameron. Brody. Biraz daha sakin olur musun Brody? Rica ederim, konuşuyorum seninle. Biz sana bu arada konuşmuyoruz seninle. Daha sakin ol. Okey. Lan dostum çuvala şimdi kaşındırıyor. Sıkacaklar kafama kanka. Çıkarayım mı çuvalı? İster misin? Yok dostum. Lütfen. Nerede yaşıyorsun? Burada. Drive'de. Ne işlerle uğraşırsın? Torbacılık. Klasik. Kimin adına? Kendi adımı dostum. Malı buldum adamdan. Malı satarım. Eğer ortak çalıştığımız birisinin adınaysa burada bulunmamız yanlış demektir Brody. Bunu öğrensek bence sorun olmaz değil mi? Ortak çalışacağımız bir adam Southside'den birine çalışıyorsun. Ortak çalışıyoruzdur. Southside'den kim? Belki de Southside'dan farklı kişiliklerle çalışıyorum. Birçok insan var. Ben de bundan bahsediyorum dostum. Tamam işte biz de bundan bahsediyoruz aslında. Sen bundan ama işte kafamızda bizim çuval yok Rudy. Yani bak bir şeyleri sen cevaplamalısın. Tamamdır. Son zamanlarda bir sik yaptım yok, tamam mı? Zaten çulsuzum. Hı-hı. Borçluyum. Boku yemiş durumdayım. Hı-hı. Normalde mal aldığım zaman Mark Morrison'dan alıyorum. Tamam mı?
aldınız mı cevabınızı? Vanilla Rose'un önünden seter. 1.80 boylarında sarışın bir ibnenin teki. Çalıştığınız adam buysa aynı adama çalışıyoruz. Oo. Bu ne? Neyle dostum? O ne öyle? Bu bandana. Bandana? Benim bandanam dostum. Bu renk, bu işleme. Binicili olarak kullandığım bir şey mi? Hayır dostum, sokağıma ait olduğumun, sokağımdaki renkleri benimsediğimin göstergesi. Burada bize anlıyorum. Bunu söylüyor olabilir misin? Ne açıdan? Drive'de yaşadığım yani, için mi? Hayır. Hayır. Kiminle yaşadığın açısından. Tek yaşıyorum. Pardon, kiminle çalıştığın açısından. Yani niye yalan söyleyeyim ki dostum? Bak sana şöyle bir hikaye anlatayım. Burada. Bu elinde tuttuğun bandanayı, kullandığın bandanayı iyi tanıyorum. Doğrudur dostum. Mantıklı. Zamanında bu bandanayı onaysız bir şekilde takıldığı için büyük olaylar çıkarıldığını hatırlıyorum. Zaten öyle dostum. Yani bu bandana aslında lokal bir topluluğu simgeliyor, doğru mu? Aynı zamanda da öyle, evet. Bir çete tarafından kullanılıyor şu anda Los Santos'ta. Hangi çete? Black. Black We Ghetto. Çok ters adama çatmışız beyler, toplanın. Hemen bir toplantı yapacağız. Bu da fuck dostum, neyi yanlış söyledim, aman tanrım ha. Brody biraz bekle tamam mı, biz bir toplantı yapacağız. Keyfinize bakın dostum. Neyi yanlış söyledim. Abi bir yemeksiz bırak, her şeyi dök. Döksün yani net. Ben hala emeği dudağından çöperdeyim ya. Çöptük abi. Kıza çöptük. Bilginiz olsun. Nasılsın Rudy? Dostum iyiyim. Size her şeyi söyledim. Ölmek istemiyorum, bazen, tamam mı? Bazen bir topluluğun içerisinde olmak
Sana çok şey kazandırıyor ama bazen de çok şey götürüyor. Sen bunu söyle. Dostum. Hı hı. Sokağımdaki adamların sıkıntılı olduğu adam neredenmişsin ha? Hadi ama dostum. İçinden biriyim. Bak dostum, ben savaşı bitirmek isteyenlerdenim, tamam mı? Bu senin ne kadar sikinde bilmiyorum. Hiç sikinde olmayabilir. Ama ben bunun bitmesini isteyenlerdenim dostum. Hadi ama. Kimseye zarar vermedim ha. Kimseye zarar vermedim dostum. Beni kimseye zarar verirken göremezsin, değil mi? Hadi ama. Ortalıkta gezmemem bir sebebi var değil mi? Çünkü desteklemiyorum savaşı dostum. Hadi ama. Arkana dönersen beynine bir kurşun yersin. Hooray! Hooray! Desteklemediğin bir savaşı veren bir toplulukta neden hareket ediyorsun? Dostum, görüşler ayrı olabilir. Bu benim tarzımda, büyüme şeklimde böyledir. Her şeyde aynı kafada olmak zorunda değiliz, tamam mı? Kimseyi öldürmek veya kimseyi için öldürdüğüm için yatmak isteyenlerden değilim. Olayı farklı şekilde çözülebileceğine inanırdım. Peki bağlı olduğun topluluk başka bir şey biliyor mu? Nasıl yani, ne gibi? Bayağı. Öldürmek, içeri girmek, yatmak, yamyamlık. Biliyorlar tabii ki dostum. Herkes bilir. Hayatın sağladığı bazı şeylerden dolayı büründüğümüz karakterler. Ben de bu karakterlere bürünmekten nefret ediyorum ha. Kimseyi öldürmek istemiyorum dostum. Tanımadığım Türkleri öldürünce bu şehrin kralı falan olmayacağım. Türkler mi? Sıkıntılı olduğumuz tipler genel olarak Türk. Yanlış anlamayın, Türkseniz. Irkçılık mı yapıyorsun? Hayır dostum, ırkçılığa uğrayan benim. Neden? Sen bir Amerikan vatandaşısın. Hayır dostum, çünkü yıllarca siyahiyim diye sadece bir çete üyeyim zannettiler. Sonunda öyle çıktın ama. İşin %90'ında yanlış yanıldılar dostum. Hadi ama demem, size hiçbir zararım yok. Bugün bir arkadaşımız vuruldu. Ben üzgünüm dostum. Sence arkadaşımız neden vuruldu Broly? Çünkü ortadaki savaş yüzünden dostum. Peki biz seni neden vurmayalım Broly? Çünkü o da benim... bu savaşı durdurmak isteyenlerden mi belki? O da bir tarafsızdı Broly. Ama o vuruldu. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Neden biz seni insan yerine koyup güzel bir manzara eşliğinde seninle sohbet ediyoruz? Hiç düşündün mü? Neden? Sence? Önünü dön. Tamam, dönüyorum. Mermi yemeyeceğim değil mi dostum? Dön dediysem yemeyeceğim. Tamam, ellerimi kaldırıyorum. Ben dönüyorum. Yok. O yüzü yok. Tanıyor musun burayı? Yok, what the fuck? Ya. Genelde düşmanlarınız Türk çıkıyor ama şu anda düşmana çıkan Türk belki de seninle tek başına o zamanlar sadece bir motel odası sahibi olan
ve bunu paylaşmaktan korkmayan bir Türk. Mr. Altan, konunun bunda ne... Nasıl karşı karşıya geldik oğlum? Ne yaşadık da karşı karşıya geldik? What the Brody. Fuck? Yo. Düşmanım da en azından bir nebze şeref olmasını isterim. Kimseyi arkasından vurmadım. Vurmayacağım da. Umarım bazı şeyleri anlayabiliyorsundur. Right, I got it. Savaşmaksa savaşmak. Ama bu şekilde değil. Anladın mı? Arkadan tamam. Vurarak değil. Yüz yüze. Gerekirse aynı fikirdeyim dostum. Gücümüzün yettiğince birbirimize savaşabiliriz. Ama arkadan vurarak değil Brody. Tamam. Tamam. Brody, umuyorum ki bazı şeyleri daha iyi anlamışsındır. Asıl ırkçıların kim olduğunu umarım ki daha iyi anlamışsındır. Bunu bir göz dalgı ya da bir tehdit olarak algılayabilirsin ya da algılamayabilirsin. Bu tamamıyla sana kalmış bir şey. İçinde bulunduğumuz durumdan inan ki kimse hoşnut değil. Hele hele arkadan vurulmak. Bu konuda kimse hoşnut değil. Ben kendimi bugün Biz bunu yapan taraf değiliz. Bunu anla. Bir şey söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Ben bugün son aramalarıma bakarsanız alakanız var mı yok mu bilmiyorum dostum, tamam mı? Ama Mr. Becho'yu aradım. Ve bu olayı bitirmek istedim dostum. Gerekirse kendimi ortaya atarak. Çünkü kimse kazanmıyor. Mahallem taranıyor. Ateş sesine uyanıyorum. Mahallemdeki insanlar ölüyor. Sonra bizimkiler sizi tarıyor. Onları tarıyor. Siz onları fark etmez. Bir kazanan Brody. Taraf yok. Kazanan taraf yok. Mr. Altan. Brody. Sana burada bugün bir takım şeyleri öğretmeyi denedik. Umarım bazı şeyleri öğrenmiş ve anlamışsındır. Şimdi o mahallenin abilerine git ve söyle bunu. Beni söyle. Ayhan ve Altan beni kaçırdı de. Ama sana karşı nasıl davrandığımızı da söyle, tamam mı? Tamam. Eğer söz konusu arkadan vurmaksa bunu da yapabiliriz. Açıkçası bu şehirde çok iyi insanlar değiliz. Her türlü pisliğe bulaştık. Birilerini vurduk, birilerini öldürdük, birilerini kaçırdık. İllegal bahisler düzenledik, illegal her türlü pisliğe bulaştık. PD ile çatıştık. Ama kimseyi arkadan vurmadık ve vurmayacağız. Bu mesajı iletmeni istiyorum. Ama gerekirse Brody, bugünkü dik duruşumu da kaybedebilirim. Bu da istemediğim bir şey. Bana bunu yapmadığınız için teşekkür ederim. Her şeyden önce. Burada gebermek istemiyordum. Ama bir şey sorabilir miyim acaba? Dinliyorum. Sizler de bu savaşın bitmesini istemiyor musunuz? Rahatça şimdi kız arkadaşlarınızla çıkıp takılmak. Sorunu şu şekilde cevaplayayım. İçine dahil olmadığım bir savaş vardı. Ve senin abi olarak nitelendirdiğin kişiler, yani mahallenin büyükleri, durduk yere benim mahalleme bastı ve kardeşlerimi vurdu. Bunun sence bir sebebi var mıydı? Haklı bir yorumları, haklı bir düşünceleri var mı mahalledeki arkadaşların? Bunları içerideki insanlarla hiç konuşmadım. Anlıyorum. Sorun da bu işte. İstemeden dahil olmuş olduğum bir savaş var. Ve bugün arkadaşım olan ve aynı zamanda kardeşim gibi gördüğüm Yaşar Vespucci'de dükkanının önünde vuruluyor. Biz sence bu savaşın bitmesini istiyor muyuz? Sen bunu cevapla. Eğer savaşın bitmesini istemiyor olsaydık, serbest bir şekilde ortalıkta gezenir miydik burada? Gezinmezdik değil mi? Şunu hatırlatmak istiyorum. Biz gayet gezip dolaşıyoruz. İskele'ye gidiyoruz. Vespucci'ye gidiyoruz. Gezemeyen sizsiniz. Tamam, bunları söyleyeceğim. Mesajınız bu işe yetecek. Ayrıca dediğim gibi bir topluluğa bağlı olmak bazen sana çok şey getirir.
Ama bazen çok şeyi de götürür. Anladım. Bir dahakine bağlı olduğun topluluğa karşı ne yapacaksak aynı şekilde yargılanacaksın. Çünkü bize aynısı yapılıyor. Dikkat et kendine burada, tamam mı? Ben tamam. Telefon, kimseye ulaşamam dostum, burada ölürüm. Evet tamam, bekliyorum. Öyle kızı dudağından çöpersen başına bunlar gelir. İfade modunu kapayalım. Toksiklik yapanları da banlayalım. Right. Efendim, alo. Cameron. Efendim. Beni almaya gelecek birkaç adam yollayabilir misin dostum? Birkaç adam yollayayım. Evet. Seni almaya geleceğim. Kaçırıldım. Size ona söylemem gereken şeyler var. İyi misin şu an? Şu an iyiyim. Başıma bir şey gelmedi. Bir şey yapmadılar. Sadece çok tenha bir yerdeyim. Telefonu çok iyi çekmiyor. Hı-hı. Duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. Konum atacağım. Zorla konuşturmuyorsun değil mi Mikbi? Cameron duyuyor musun? Alo. Duyuyorum, alo. Çekmiyor, burada çok iyi çekmiyor. Sana konum atacağım. Zorla tutuluyor musun? Hayır, güvenli, burası güvenli Cameron. Tamam, at konum, geliyoruz. FaceTime arayayım istiyorsan, internet çekersin. Yok, at konumu. Tezgah yok yani, tamam. Tamam. Şey yapıyor. Yemek yaptım, etli makarna geldi ye. O sırada Alişa ya. Yemin ediyorum bitiyorum. The fuck dostum, burada yırtıcı hayvanlar vardır ha. Şu kenara çalın yanına geçeyim. Ya da şuraya geçeyim. The fuck man. Etli makarna, kıymalı makarna işte. Vallahi haber her yerden gitmiş olabilir ya. Amy'den şüphelenmem direkt yanlış olur, haksızlık olur. Çünkü... o sırada tavernada bir sürü insan vardı. Beni sevmeyen Fresh de benim orada olduğumu gördü. Amy'den şüphelenmek saçma olur. Beni orada Fresh gördü. Bir tane daha çocuk vardı. Yukarıdaki kızlar, dans edenler vardı. Orada iki tane officer vardı o ayrı. Mac denen herif vardı. Macintosh diye dalga geçtim. Yani Amy bunlardan sonra ne gelir şu anki yaşananlardan dolayı? Amy'ye haksızlık olur yani. Bigby zaten şu anda şey